Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Neylül Evtar'a devam ediyoruz. Abdesti bozan sebepler konusu. Hangi konuya geldik? Babul mutatahhiri yeşukku ehel ehtese. Yani abdestli olan bir adam veya gusüllü olan yani bir adam şüphe ediyor ki acaba abdestim kaçtı mı? Benim çok oluyor bu yaşlandıkça. An Abbad ibn-i Temim'in an ammihi kale demiş ki şükiye ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem erraculu bir adam peygamberimize şikayet edilmiş. Yuhayyelu ileyhi ennehu yecidü şeye fis salat. Yani öyle bir adammış ki hep hayaline geliyormuş ya namazda bir şeyler oldu bana. Yani abdestim kaçtı manasında. Fekale buyurmuş ki peygamberimiz la yansarifu namazdan vazgeçmez. Hatta yesma savtın yani evet ses ev yecider yeham kokuyu duyup ses duyuncaya kadar sesi işitinceye kadar revahul cema illet tirmidi. Başka bir hadis-i şerif ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki idâ vecede ahadukum fi batni şey'en İçinizden biri karnında bir şeyler olduğunu hissederse feşkere aleyhi ahraca minhu şeyun emla ve zor duruma kalır. Acaba karnımdan bir şey çıktı mı çıkmadı mı diye. Fela yahruç minel mescidi mescitten çıkmasın hemen. Hatta yesma savtan ev yecide riha. Bir koku duyup şey işitip yani neyse koklayıp veya bir ses işitinceye kadar. Revahu Muslim ve Tirmizi. Şimdi burada hadis şunu gösteriyor ki namazda meydana gelen şüpheleri atmak lazım. Çünkü şeytanın vesveseleri. Yani ancak bunun şartları var. Nedir? Ya bir ses duyarsın, yani yellenme sesi veya koku hissedersin veya dışarıya bir şey çıktığını görürsün. İmam-ı Nevevi diyor ki bu hadis-i şerif İslam'ın temel prensiplerinden biridir diyor. Yani eşya hilafı kesinleşmedikçe olduğu hal üzerine kalır. İstishhab delili. Anlatabildim mi? Onun için bu bizim mezhebimizdir diyor. Yani ayrıca şunu da anlatıyor. Bu şüphenin namaz dışında veya namazın içinde meydana gelmesini fark etmez diyor. Bu bizim mezhebimiz. Yani alimler bunu söylüyor diyor. Yani mesele bu. Ama bazıları farklı demişler. Yani hariçte olursa durum farklıdır diyor. Onun için musannif ne diyor bakın. وَهَذَا اللَّقْفُ Bu ifadeler عَامٌ فِي حَالِ الصَّلَاتِ وَغَيْرِهَا Tamam. Namaz durumları ve dışarında da intiha bitti. Bitti. Sorunum öyle derdim sana Hüseyin. Gelelim. بَابُ اِيْجَابِ الْوُدُوِ لِلصَّلَاتِ وَالتَّوَافْ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ Yani hem namaz kılmak, hem tavaf yapmak, hem de Kur'an'a dokunmak için, mushaf tabi burada, Kur'an derken yani iki kapak arasında mücessem şekli, dokunmak için abdest farz. Yaşar Nuri şimdi hesap veriyordur ahirette. An İbni Ömer radıyallahu anhu, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki, لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاتًا بِغَيْرِ تُهُورٍ Abdestsiz Allah hiçbir namazı kabul etmez. وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ Yağma, gaspla alınan bir sadakayı da, maldan verilen sadakayı da. Hulu biliyorsun özellikle harpte yağmacılık. Revahul cemailel Bukhari. Haram olan her yol buna dahil. İmam-ı Nevevi diyor ki, Ümmeti Muhammed taharetin namazın sıhhati için şart olduğu konusunda ittifak halinde. Ama ne zaman anlatabildim mi farz olmuş bu? Bazıları yani İslam'ın başlangıcında sünnet mi sonra farz olmuş? Ama cumhur diyor hayır baştan beri. Tamam mı? Gelelim şu noktada da ihtilaf etmişler. Acaba abdest her namaza kalkan için farz mı? Yoksa özellikle abdest olmayan için mi farz? Yani selef diyor ki her namaz için. Yani tabii ama hayır. Yani bu nesh edilmiştir diyorlar. Bizim mezhebimizde
Yani abdest eğer abdest olmayan için farz ama alırsan öteki tabii ki güzel. Tamam? Doğru olan tazelemek. Tabii tazelemek. Namaza kalktığınızda müstehaptır yani yeni bir abdest almak. Ve an Ebi Bekir'in Bekir ibni Muhammed ibni Amr ibni Hazm'in an Ebi babasından an ceddi dedesinden naklen enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ketebe ila ehlil Yemen'i kitaben ve kâne fih. Peygamberimiz Yemenlilere bir mektup gönderdi. Orada şunlar vardı. La yemessül Kur'an'e illa tahir. Yani temiz olan, abdestli veya usullü olanlar dışın, abdestli diyelim buna, kimse Kur'an'a dokunmaz, dokunamaz. Revahul esrem ve dar, la yemessu illa mutahharun. Açık. Ve huve li malikin fil muvatta. Ayet değil mi hocam? Ayet tabii canım, ayet. Yani Kur'an'a tertemiz olanlar dokunabilir. Nasıl reddediyor hocam Yaşar Nuri bunu? Alçakça. tabii. Yani iyice yıkayınlarınızı diyoruz. Sanki hiç hadis yokmuş gibi. Zır cahiller. Ve huve li malikin fil muvatta. Yani bu hadis İmam Malik'in Muvatta'da naklettiği bir hadis. Mürselen an Abdillah ibni Ebi Bekri ibni Muhammed ibni Amr ibni Hazm. Mürsel olarak rivayet etmiş. Yani sahabeyi atlamış. İnne fil kitabi lezi ketebehu Resulullah li Amr ibni Hazm'in. Amr ibni Hazm'e yani Yemen'e gönderdiği mektupta peygamberimizde var ki اَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ اِلَّا تَعِيرٍ Kur'an'a ancak abdestli olan dokunur. وَقَالَ الْاَسْرَمْ وَحْتَجَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ Yani Ahmet. Ahmet ibn Hanbel yani. بِحَدِيْسِ ibn-i عَمْرٍ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ اِلَّا عَلَى تَعَارٍ Kimse Kur'an'a, mushafa diyelim. O da hadis gayet açık meseleyi şey yapıyor. Şimdi burada yalnız tahir derken iyi anlamak lazım. Yani mümin olacak aynı zamanda. Hı hı. Kafir necis kabul ediliyor Kur'an'a göre. Ve tabii ki hades-i esgar, hades-i ekber buna dahil yani. Ve üzerinde necis olmayacak. Hı hı. Tahir derken biraz sadece abdestli olmak yeterli değil. Evet. Çünkü müşrikler necistir diyor. Hatta şöyle bir ifade de var. Muhammed İbni İbrahim demiş. Yani bir mümine diyor cünüp veya hayız veya küçük abdestsizlikten dolayı necis denmesi tamamen mecazdır diyor yani. Allah Allah. Aslında denmemesi daha çok tavsiye edilir diyor. Neyse. Enteresan ama değil mi? Bazıları da hades-i esgar sebebiyle abdestsiz olan bir kişiyi yani bir kısım insanlar yani mushafa dokunabilir demişler. Bak Yaşar Nuri'nin görüşünde olanlar da varmış. Ama alimler asla caiz değil demişler. O zayıf görüş değil mi? Ha, tabii zayıf görüş. Ve an tavusin an raculin kadradaki edraken nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem enne nebiyye kale. Peygamberimize yetişip soru soran ve peygamberimizin şöyle dediği bir adam. İnnemat tavafu bil beyti salatun. Yani Beytullah'ta tavaf namaz gibidir. Fe iza tuftum fe aqillul kelame. Tavaf yaparken çok konuşmayın. Az konuşun. Cevahu Ahmet ve Nesai. Ebu Abu. Okuyalım biraz daha. Ma yustahabbul vudu li ecli. Yani abdestin müstahap olduğu şeyler. Yani kendisinden dolayı. Babu istihbabil vudu. Bu da çok enteresan. Mimma messetin naru ve ruhsatu fi terkihi. Ateşin dokunduğu, pişen yani. Ateşe dokunan her şeyden dolayı abdest almak güzel. Ama terkinde ruhsat var. Bu da çok enteresan. Yani mesela çorba içtiğin abdest alsan güzel. An İbrahim ibni Abdillah ibni Karzim. اَنَّهُ وَجَدَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَدَّوَ عَلَى الْمَسْجِدْ فَقَالَ Mescidde abdest alan Ebu Hüreyre'yi görmüş ve demiş اِنَّمَا اَتَوَدَّوْ مِنْ اَسْوَارِ اَقِتٍ اَكَلْتُهَا اَقِت dediği şey taşlaşmış anlatabildim mi? Yani evet taşlaşmış şeyler اَقِت yani o
taşlaşmış neyse işte bir şeyler yani. Süt sütün taşlaşmış şekli. Akit o. Onun parçaları esvar dediği de o parçaları. Yani yediğim süt yani donmuş süt parçalarından dolayı abdest alıyorum demiş. Yani semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Duydum ki peygamberimiz buyuruyor. Tevadda'u mimma messetin naru. Ateşe dokunan, her ateşin dokunduğu her şeyden dolayı abdest alın. Tavsiye ama. Ve an Aişe radıyallahu anha, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş. Tevadda'u mimma messetin naru. Ateşin dokunduğu şeylerden dolayı abdest alın. Ve an Zeyd ibn Sabit'in radıyallahu anha. Allah niye anha? Olmaz ya Zeyd ibn Sabit. Anhu. Yanlış o. Sizde anhu mu? Anin nebi diye ha, tamam. Anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem mitluhu. Aynısı. Revahünne. Aynısını rivayet etmiş Zeyd ibn Sabit. Ahmet ve Müslim ve Nesai. Şimdi hadisler gösteriyor ki görünürde yani ateşin dokunduğu şeylerde şey abdest almak farz gibi görünüyor. Ama İslam alimleri bunu yorumlarken farklı görüşler beyan etmişler. Sahabeden bir grup, dört halife dahil olmak üzere. Anlatabildim mi? Başka kim var mezheplerden? İmam Malik, İmam Azam, Şafii ve yeter bu kadar zaten. Demişler ki hayır, ateşe dokunan bir şeyi yemek asla abdesti bozmaz. Bir grup da farzdır demişler. Yani o tıpkı şey gibi, ne derler ona? Söyle daha deve eti yemekten dolayı öyle diyenler. Biz onu geçiyoruz. Bizim mezhebimiz elhamdülillah belli. Bak demek ki mezhebimiz belliymiş yani. Aferin. O da çay içmek. Niye gülüyorsun? Senin mezhebin çay içmek değil. Ne yapalım? Ve an Meymunete radıyallahu anha kâlet ekelen nebiyyü min ketifi şâtin yani bir koyunun ketif dediği sırt. Yani omuz omuz etinden but yemiş. But herhalde. But. Sümme kâme fesallâ ve lem yetevadda. Sonra kalktı, namaz kıldı ve abdest almadı. Ve an Amr ibn-i Ümeyyetes damriyi kâle râitun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yehtezzu min ketifi şâtin. Yani baktım ki peygamberimiz bir koyunun budunu kesiyor. فَاَكَلَ مِنْهَا فَدُعْيَ اِلَى الصَّلَاتِ yedi, namaza çağrıldı. فَقَامَ وَتَرَحَ السِّكِّينَ kalktı ayağa, bıçağı bıraktı. وَسَلَّا namazı kıldı. وَلَمْ يَتَوَلَّ abdest almadı. مُتَّفَكُنْ عَلَيْهَا gayet evet. Açık. Mesele yani öyle bir şey yok. وَاَنْ جَابِرٍ قَالَ اَكَلْتُ مَا النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَا عَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا وَلَحْمًا ben hem Peygamberimiz hem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma ile ekmek yedim, et yedim. Fesallu ve lem yetevadda. Kıldılar, abdest almadılar. Revahu Ahmet. Ve an Cabir'in radıyallahu anh kâle. Kâne âhiral emreyni min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem terkül vudu'i mimma messetun naru. Peygamberimizin iki emrinden biri, en son emirlerinden biri ateşin dokunduğu şeylerden dolayı abdest almamayı tavsiye etmesi. Tavsiye değil de yani almamanın caiz olduğu. Revahu Ebu Davud ve Nesai. Ve hadin nusus. Bütün bu naslar biliyorsun hadis ve Kur'an metinleri demek. Yani özellikle fıkıh ve tefsirde bu kelime böyle. Diğerinde de açık metin demek. Manası açık metin. Bir de tabi usul-i fıkıhta onun manaları var. Şeyde var yani tefsirde ikisi aynı onlar. Usulü fıkıhtaki doğrudan Kur'an'ı mı şey? Yok, usulü fıkıhta İhadisi ayrı bir ıstılah manası var. Yani zahir, nas, müfesser diye şey devam ediyor. Allah Allah. İnat ediyor, içemezsin diyor. Ben de içeceğim. Ne yapalım yani? Öyle değil mi kardeş? Şimdi وهذه النصوص bütün bu naslar innema tenfi el icabe lel istihbabe yani farzlığı reddediyor bunlar müstahap olmayı reddetmiyor
وَلِهَذَا قَالَ لِلَّذ۪ي سَالَهُ Onun için Peygamberimiz sorana demiş, اَنَا تَوَضَّوْا مِنْ لُحُمِ الْغَنَمِ Yani koyun etlerinden dolayı abdest alalım mı? قَالَ اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّ İstersen al, istersen alma abdest. وَلَوْلَا اَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ ذَٰلِكَ مُسْتَحَبٌ لَمَا اَد۪ينَ ف۪يهِ Müstehap olmasaydı izin vermezdi. لَاَنَّهُ اِسْرَافٌ وَتَضِيعٌ لِلْمَاءِ بِغَيْرِ فَائِدَ Yoksa bu ikinci abdest almak yani varsa kem suyu zayi etme bir israf olur faydasız. Ve bu فَضْلِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاتٍ Ben mecburen yapıyorum ya Resulallah. Çünkü şeker hastasıyım. Bir vakte yetiyor sadece abdestim. Bir saat 15 dakika. Yani her namaz için ayrı abdest almanın fazileti. An Ebi Hüreyre'te anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَاَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ بِبُدُوا Ümmetime zor olacağını bilmeseydim her namaz için ayrı bir abdest almalarını emrederdim. وَمَعَ كُلِّ وُدُوءٍ بِسِوَاكٍ Her abdest alışlarında da misvak kullanmalarını emrederdim. رَوَاهُ اَحْمَدُوا بِاِسْنَادٍ صَحِحٍ Mesele gayet açık. Evet. Çoğunluğun şeyi de bu. Yani mesele bu. وَاَنْ اَنَسٍ قَالَ Diyor ki, كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ يَتَوَدَّوْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ Her namazda ayrı abdest alırdı Peygamberimiz. فَقِيلَ لَهُ فَاَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ Peki siz nasıl yapardınız? Yani sahabeden biri sormuş. قَالَ كُنَّا نُصَلِّ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِسْ Abdestimiz kaçmadığı sürece bir abdestle bütün namazları kıldığımız olurdu. رَوَهُ الْجَمَاءِ اِلَّا مُسْلِمًا İmam Müslüm hariç hepsi rivayet etmiş. وَاَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ حَنْضَلَةَ اَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ اُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاتٍ Peygamberimiz her namaz için ayrı bir abdestle emredilmiş. طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ Temiz olsun olmasın. Yani temiz derken yukarıdaki temiz manasını iyi hatırla. فَلَمَّا شَكَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ Yani zor gelince kendisine اُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ Her namazda misvak kullanmasını. وَوُدْيَا عَنْهُ الْوُضُوءِ اِلَّا مِنْ حَدَثٍ Abdestlilik hariç her namazda abdest alması ve terk edilmiş. وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ عُمَرَ يَرَى Bu zat düşünüyormuş ki اَنَّبِيهِ قُوَّةً عَلَى ذَٰلِكَ Yani demek ki imsak kullanmaya, şey misvak kullanmaya gücü var. كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ Vefat edinceye kadar yapmış. رَوَاهُ أَحْمَدْ وَاَبُ دَاوُدُ وَرَوَا أَبُوْ دَاوُدَ وَالْتِرْمِدِيُّ بِاِسْنَادٍ دَعِيفٍ Zayıf bir senetle rivayet etmişler. An İbni Ömer'a اَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ kale. Peygamberimiz buyurmuş ki مَنْ تَوَضَّ عَلَى طُهُرٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ Abdestliyken yeniden abdest alana Allah 10 hasene yazar. Evet, gelelim bir diğerine. Okuyalım değil mi? Evet. Vaktimiz var. Bâb-ı istihbâb-i tahâreti li zikrillâhi azze ve celle ve ruhsatı fî terkî. Allah'ı zikrederken, yani temiz olmak, abdestli olmanın müstahap olduğu ama terk edilebileceğine dair ruhsatın da bulunduğu. Anil muhacir ibni kumfüdin ennehu selleme alennebî sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yetavaddavu. Peygamberimize selam vermiş abdest alırken felem yeruddu aleyhi cevap vermemiş. Zaten makul olan da bu. Peygamberimiz de onu emrediyor. Hatta feraga min vudu'ihi feraddu aleyhi. Abdesti bırakıp bitirince cevap vermiş. Yani selamını almış demek. Ve kâle innehu lem yemna'ni en eruddu aleyke benim sana selamına cevap verişime engel olan tek şey İlla enni kerihtu en etkulallah illa ala taharetim. Ben Allah'ı ancak abdestli olarak anmayı istediğim için. Aleykümüsselam ve rahmetullah da var ya. Ravahu Ahmet ve Dumace binahvi benzeri. Ve anebi Cüheym ibnil Harisi kale. Ekbelen nebi sallallahu aleyhi ve sellem min nahvi bi'ri cemeri. Cemel diye bir yer bu. Cemel'deki bir kuyu tarafına doğru yönelmiş peygamberimiz. Felakiyehu raculun fesellem aleyh. Adamın biri ona karşılaşmış ve selam vermiş.
Felem yeruddel nebiyyü, peygamberimiz cevap vermemiş selamına. Hatta akbele alel cidari, ta ki duvara yönelip, bu da teyemmüm, o da taharet ya. Femesaha bi veşi ve yedey, yüzünü ve ellerini meshedinceye kadar. Sümme radde aleyhisselame, muttefakun aleyh. Sonra selamını almış. Ve miner ruhsati fi zalike, bu konuda ruhsat için şu delil var. Hadis-i Abdullah ibn-i Selemete an Ali'in ve hadis-i ibn-i Abbas'in kale, bittu inde haleti meymunete ve senet kuruhuma. Yani halam meymune yanında geceledim, zikredeceğiz diyorsun. Hadis-i şerifte delil var ki, evvela toz olduğu zaman duvardan teyemmüm almak caiz. Tamam. Yani bu teyemmüm caiz. Ayrıca nafile namazlar için, faziletli işler için de teyemmümün caiz olduğuna, secde-i tilavet gibi, secde-i şükür gibi, Kur'an'a dokunmak gibi, bütün alimler bu konuyu söylüyor. Yine kabul edilen bir şey ki, insan küçük veya büyük abdestini yaparken verilen selama asla cevap verilmez. Bu da ittifak halinde. Yani evet, ihtiyaç için oturan bir adamın hiçbir zaman Allah'ı zikretmesi caiz değil. Tesbih ve tehlilde bulunması, selama cevap vermesi veya yani aksıran adamın ne diyorduk aksıran adamın? Yerhamükallah demesi veya işte vesaire. Bütün bunlar caiz değil. Tamam. Ancak şunu da ifade edelim. İmam İbrahim Nehai Hazretleri demiş ki zararı yok. Zikredebilirsiniz. Ama şu çok güzel bir şey. Söze ihtiyaç zaruretse mesela farz edelim. Bakıyor ki bir hayvan düşmüş. Zararlı bir şey düşmüş kuyuya. Veya kör olan bir adama yılan yaklaşıyor. Böyle durumlarda insan büyük veya küçük abdestini yapıyor olsa da konuşabilir. Oldu. Güzel ama bu. Van Ayşe'te kalet. Hazreti Ayşe diyor. Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetkurullah ala kulli ahyani. Bütün zamanlarda Allah'ı zikreder. Revahul hamsetu illen nesai. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِي بِغَيْرِ اِسْنَاتِ. Hulasa, şunu bilmek lazım. Küçük ve büyük abdest halinde zikretmek kesinlikle mekruhtur. Yani bunu hatırlatalım. Evet, burada kalsın bence. Yarın bu cildi bitiririz. Bitiremezsek de ne yapalım yani? Dövecek değiller bizi.